Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Gaziantep'li 3 çocuk babası 38 yaşındaki Metin Taşdemirli'nin sağ eli üzerindeki damarlarda oluşan Arapça Allah yazısı görenleri hayrete düşürüyor. İsmim Metin Taşdemirli. 32 yıldan beri Almanya'da Düsseldorf şehrinde yaşıyorum. Mesleğim inşaatçı, çatı inşaatçısı. Benim Almanya'da bundan 8 sene önce, hacca gitmeden önce bir rüyamda bir Allah dostunun bana görünmesi sonucunda sağ elimi öpmesiyle Kur'an-ı Kerim'i alıp Fatiha suresini okuyup ve bana bazı şeyleri anlattıktan sonra ertesi sabah bu rüyanın üzerine uyanınca hayretler içinde ya Rabbi hayırdır inşallah bu mübarek insan neden sağ elimi öptü, neden Kur'an okudu soru işaretiyle kafamda. Bir baktım sağ elime, Subhanallah bir baktım ki öpmesin sebebini orada anladım. Sağ elimde Allah lafzının oluştuğunu görünce çok büyük bir mutluluk duydum, bir şeref duydum. Ve bunun sevinciyle önce bunu yıllardır sır tuttum. Ne zaman oldu bu olay? İşte hacca gitmeden 2002'de hacca gittim. Yani 2000 ile 2001 arası oldu. Ondan sonra hacca gittiğimde çok güzel Allah dostları, İslam alimlerine gösterdim. Ve onlar bile hayretler içinde kaldı. Dediler ki biz bunca senedir Medine Münevver'de yaşıyoruz. Böyle bir güzel yani hadiseyi gözümüze görmedik. Biz sen de gördük dediler Allah razı olsun. Ve yalnız onlardan öğrendim, bazı sorular sordum. Dedim ki güzel bir hediyedir Allah-u Teala'dan bunun bana olması. Ne şekilde daha bunu değerlendirebilirim diye. Onlar da bana şöyle söylediler. Dediler ki mutlaka bu sana Allah-u Teala'nın büyük bir hediyesidir elhamdülillah. Ama bu hediyeyi sadece kendine saklaman doğru olmaz. İnsanlara ibret amacıyla, ibret niyetiyle göstermen de doğru olur, tanıtman doğru olur deyince, tabii ben de bunu Allah rızası için insanlara tanıtma amacıyla yayın evlerine bilgi verdim. Şurada gösterebilirim. Evet. Almanya'da bulunan Hürriyet Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi'nin çekimiyle başlık olarak elinin üzerinde Arapça Allah yazısı var. Gören hayrete kapılıyor diye başlık yazılmış. Burada da gösteriliyor Allah lafzları sağ elimde olduğunu. Ondan sonra internette sayfalarında mucize olay diye internette çekimleri var. Şurada gördüğünüz gibi bir örnek olarak Allah yazısı elhamdülillah. Sağ elimin damağında oluşan damarların çizgilerinin şekline gidişatı. Şurada resmen 1500 sene önce orijinal Arapça yazısı. Şu damar işaretini görüyor musunuz? Bismillah. Siz de şahit olun yani. Şunu da görüyorsunuz. Şunu da görüyorsunuz. Şurada da birleşmiş halini görüyorsunuz. Şurada da görüyorsunuz. Şurada da birleşmiş halini görüyorsunuz. Şurada da bir üçgen var. O H'dır zaten. Gördüğünüz gibi aynı hiç şaşmadan damarların üzerinden geçiyorum. Görüyorsunuz, şahitsiniz. Ve şu üçgen gibi birleşeni H'dır. Bunu da görüyorsunuz. Gördünüz. Tamam, aynı gidişatı gibi şahitsiniz, gördünüz. Şu an daha net şekilde görünüyor. Bu resmen Allah lafzıdır. Sanki mühür basılmış gibi. Kabirlerin deprem olduğunu gözümde görüyorum. Bunu rüyada görüyorum diyorsunuz. Hayır, rüyada değil, gerçek görüyorum. Kabirler deprem oldu. Gözümde. Nerede oldu efendim? Bir cuma namazında hoca dedi ki bir İbrahim isminde bir kardeşimiz vefat etti dedi. Mezarlıkta dedi. Çarşamba günü dedi, toprağa verilecek, gelmek isteyen cenaze namazına buyursun dedi. Ben de dedim, Subhanallah dedim, Almanya'da Müslüman mezarlığı var mı diye ilk defa duydum. Merak ettim, pazar günü arabamda gittim,
Şimdi baktım hakikaten 42-43 parsellerde mezar taşlarında Bismillahirrahmanirrahim Arapça yazdılar. Ha dedim buranın Müslüman mezarlarıdır. İndim Fatiha duası oldum. Baktım ki oradaki mezarlar bakımsız. Elime dedim bir kova aldım, bir su aldım. Şeffaf sudası aldım. Dedim Allah rızası için sevaba gireyim, bunu biraz temizleyeyim mezarlar. Yani Allah rızası için. Ondan sonra temizlerken bir mezara böyle duygum, hissim biraz soğuk geldi kabre. O kabre doğru yaklaşınca baktım ki subhanallah vücudum titremeye başladı. Titri titriyor her tarafım. Allah Allah dedim ya acaba tansiyonum mu düştü diye. Yükseğe baktım ağaçların dallarına. Herhalde dedim dallar dedim dönerse demek ki tansiyonum düştü. Allah Allah bir baktım dallar sabit yine de vücudum titriyor. Şöyle bir kafamı eğdim, baktım ki bütün çimenler, mezarlar deprem oluyor böyle. Dua okudum, Kur'an okudum, o esnada durdu Allah'a şükür. Yalnız sahiplerine sordum, ya dedim bu insan nasıl bir insan? Baktım yakasız. Araştırdın. Araştırdım tabii, ilgimi çektiği için. Dedikler, yaka sirkelenir. Ya dediler aman aman def olsun dediler. Dedim ne oldu ayrıl? Ya dediler zina vardı kendine. İçki ayağı vardı.